ayakkabıdan kıyafete kadar. Ya çok teşekkür ederim. Evet, bugün böyle renkli olsun istedim. Harika olmuş. Bu gece özel anladığım kadarıyla. Evet, güzel bir gece olacak gibi duruyor. Müzik dinlemeye geldik bakalım. Neler yaptınız, nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz şu anda çalışıyoruz, sürekli çalışıyoruz aslında. Evet. Onun dışında da böyle eventlere katılmaya çalışıyoruz. Hafta sonu çok fazla dışarı çıkmıyorum normalde. Evet. Pek bulamazsınız beni. Bugün böyle özel bir gün diye çıktım. Şimdi haberlerini yaptığınız günler oluyor bazen. Onlarla karşılaşıyoruz bazen. Moda programında. Ha tabii, evet. Çok fazla insanla diyalog halindeyiz, doğru. Alıştım artık. Onu böyle hani Dubai'den İtalya'ya kadar sürekli çaldığı için her yerde, bütün dünyanın her yerinde. Alıştım ama çok mutluyum. Çünkü Türkiye'de çok güzel bir kitlesi var onun. Bu bana çok gurur veriyor gerçekten. Duyduğum kadarıyla zaten bunu özellikle istemiş. Bin DJ'yi çalması için sevgilimizi. Özellikle çıkmasını istemiş, performans almasını istemiş. Torpilli mi diye? Evet, biraz torpilli gibi. Ya ben Valero'nun torpille ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki çok güzel bir şey onun bu kadar seviliyor olması. Ben de elimden geldiğince onun çaldığı yerlerde onun müziğini dinlemek için geliyorum. Size öğretiyor mu? Hiç öyle bir merakım yok. Ciddi yok, hiç, gerçekten hiç yok yani. Peki gündemde bir koronavirüsü var. Bunun için önlemler aldınız mı? Ne önlemler aldınız? Ya gerçekten bu çok ciddiye alınması gereken bir şey arkadaşlar. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Öpüşmeyin yani, dokunmayın birbirinize ve olabildiğince ellerimi yıkamaya özen gösteriyorum. Ama şimdi korkuyorum. Çünkü çok fazla yıkadığın zaman da bu sefer şey olacak. Yani titizlik hastalığı diye bir şey var biliyorsunuz. İsviçre'de sanıyorum. Onu hastalıktan bayağı insanlar müzdarip. Titizlikten ölüyor insanlar yani. O yüzden ortasını bulmak lazım. Panik yapmamak lazım diye düşünüyorum. Peki siz bir moda programı sunuyorsunuz. Sizin için moda nedir? Moda anlayışınızı öğrenebilir miyiz? Aa, çok çok güzel bir soru bu. Ya ben aslında moda kişinin yakışını giymesidir. Kişinin modasını kişi kendi belirler diyorum. Ama tabii ki moda programı sunduğum için çok fazla iç içeyim. Yani eskiden hiç takip etmezdim. Şimdi etmeye çalışıyorum. Yani moda programından sonra mı takip etmeye başladınız? Evet.